Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Atilla Türker'le Markaj başlıyor. Başlıyor. Radyo Spor'a Atilla Türker'le Markaj programına hoş geldiniz. Saatlerimiz 13.04'ü gösteriyor. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve Atilla abiyle birlikte gündemdeki, aklımızdaki konuları konuşacağız, değerlendireceğiz. Sizlerden gelecek mesajlara göz atacağız. Atilla abinin telefon numarasını hatırlatarak ben de başlangıcı yapayım. 0549 371 0705 bu numaradan WhatsApp üzerinden mesajlarınızı gönderirseniz program içinde de okuma fırsatımız olacak. Program içinde okuyamasak da Atilla abi zaten sonrasında mesajların hepsini okuyor diye düşünüyorum. Evet. Reklam arasında da okuyorum. Yayın sonrası da okumaya çalışıyorum. Ki gün içinde, yayın haricinde yani çok sayıda telefon geliyor, sohbet ediyoruz. Ki şimdi de yayın öncesi, daha doğrusu bugün yayın öncesi yine bazı mesajlar geldi. İzninizle onları okumak istiyorum. Sevgili Tuncay Ankara'dan yazmış. Bizi eksik etmiyor sağ olsun. Atilla abi Ankara'dan sana ve güzel insan Mert Elema saygı. Bak sana güzel insan diyor, bana demiyor. Canım utandım Tuncay yani. Ki bu çok mutlu ediyor bu tür yaklaşımlar. Özellikle seninle ilgili güzel ifadeler, doğru ifadeler. Onu hemen belirteyim. Atilla abi, Gençler Birliği'nin Taylan Antalyalı dosyası ve Beşiktaş Kulübü'nün Fikret Orman dönemine ait raporlarının akıbeti nedir? Kamuoyuna açıklanacağı söyleniyordu. Fakat açıklanacağına dair de bir işaret görünmüyor. Yine her zaman olduğu gibi bu dosyalarda tarihin unutulan tozlu raflarında kalacak gibi geliyor. Atilla abi, bu iki konuda son durum nedir? Saygı ve hürmetler diyor Nihat Bey. Ayrıca Nihat Bey dinleyici olarak mesaj atmış. Atilla Bey merhaba, ben Nihat, Galatasaray taraftarıyım. Size şunu sormak istiyorum. Geçen sezon Fenerbahçe'nin limiti yokken aşırı şekilde transfer yaptılar. Hatta limit aşımından dolayı ceza almaları gerektiği Radyospor yorumcuları bile söyledi. Cezayı ise bu sezon çekeceklerini söylendi ama henüz bir yaptırım yok. Ayrıca sizin ilgilendiğiniz konu olduğu için söylüyorum. Vedat Muriç transferinde de karşılandık denildi. Yetersiz ve o Elif Elmas transferinde şahibi olduğunu düşünüyorum. Sizin fikriniz merak ediyorum ve sonsuz saygılarımı sunuyorum. Kusura bakmayın, siz uzun yazmayın demiştiniz ama kendimi ifade edebilmek için biraz uzun tuttum. Mert Bey'e de selamlar diyor. İsterse bu iki mesajdan birinin ilkini ben cevaplamaya çalışıp sonrasını sohbet ederiz. Tabii ki. Nedir? Birincisi Taylan Antalyalı, Ankara'dan Tuncay'ın yazdığı Taylan Antalyalı mevzusu. Öbürü Beşiktaş'ta Fikret Orman paralar nerede değil. Ahmet Nurçebi, o dosya, o rapor nerede esprisi. Şimdi Taylan Antalyalı olayını biz Radyo Spor'da dile getirdik. Ajans Spor'da geniş geniş belgeleriyle yazdık. Bilmeyenler, okumayanlar, hatırlamayanlar, duymayanlar olabilir mutlaka. 3-5 cümleyle hatırlatmaya çalışayım Taylan Antalyalı olayını. Taylan Antalyalı Gençlerbirliği'nden Erzurumspor'a giderken iki kulüp arasında bir protokol imzalanmıştı. Eğer Taylan Erzurumspor'dan bir üçüncü kulübe giderse verilen, alınan bonservis bedelinin %40'ını Erzurumspor Gençlerbirliği'ne verecekti. Sonra ne oldu? O zamanlar Erzurumspor Kulübü Başkanı 2 milyon euro civarında bonservis bedeli istiyordu. Hangi kulüp gelirse gelsin, alırsa alsın Taylan Antalyalı'yı en az 2-2,5 milyon euro bonservis parası istiyoruz denildi. Sonra ne oldu? Taylan Antalyalı Erzurumspor'dan Galatasaray'a transfer oldu. Peki Galatasaray ne verdi bu bonservis bedeli karşılığında? Sıfır. Bildin, zero. Zero, sıfır. Lira, Türk lirası, euro, sıfır yani. Bir kuruş vermedik denildi. Ama sonra ne oldu? Sözleşme imzalandıktan bir gün sonra Taylan Antalya ile Erzurumspor arasında imzalanan bir sözleşmeyi bir vatandaş sağ olsun Atilla Türker'e, bendenize takdim etti. Severim böyle duyarlı vatandaşları, insanları böyle kabul ediyorsunuz ya, değil tabii mi? Abi, ne güzel iletişim çağındayız. Twitter var, Instagram var, Facebook var, mail var. Şu anda hepsi de iyi kötü anında herkes birbirine ulaşabiliyor. Mail adresimi girsinler, kimin olursa olsun anında senin benim mail adresim her yerde var. Twitter'dan da, Facebook'tan da rahatlıkla, Instagram'dan da ulaşılıyor ki bu belge bana, dediğim gibi tüm belgeler, tüm gazeteciler için geçerli olması bu yaklaşım. Herkesin de hoşgörüsüne dayanarak söylüyorum. Gazetecinin haber kaynağı mezara kadar gider. Benimki de kısmetse veya kaderdir, kederdir neyse Ortaköy mezarlığı, bilemedim, Karacaahmet mezarlığına kadar gidecek haber kaynakları. Ama şu kadarını söyleyeyim. En azından bu belge olayında Instagram'dan bir duyarlı bir insan yazdı. Atilla Bey dedi, ben dedi işte yazılarınızdan takip ediyorum. Ben size Taylan Antalyalı belgesini takdim etmek istiyorum.
İlk defa mı anlatıyorum bunu ben? Biraz şaşırdın gibi. Yok yok, ben şaşırmadım, ben dinliyorum. Yani en azından bu bölümü... Yok, daha önce atlattınız, anlattım, biliyorum ben. Değil mi? Tabii dedim, hay hay, telefonum şu, telefon etti. Dedim kimsin kardeşim? Ben dedi şuyum. Dedi ki Taylan Antalyalı'yla Erzurumspor arasında imzalanan sözleşmenin belgeleri bende var. Ben dedi günün birinde bu olayın bu aşamalara geleceğini bildiğim için fotokopisini çektim, arka cebime koydum. Siz de takip ediyordum. Geçmişte de yazmıştınız. Bu transferin arkasında belli olayların olduğu, kokusu, duyumu, istihbaratı, mantığı, sezgisi var diye ben yazmıştım. Sonra söylemiştim de Radyo Spor'da ve de Ajan Spor'da kaleme almıştım. Sonrasında o vatandaş buyurun dedi. Sözleşmeyi yolladı. Sözleşme nedir? Taylan Antalyalı şunu söylüyor. Sadede geliyorum. 4 milyon lira imza parası aldı Taylan Antalyalı Galatasaray'dan. Aldığı para 4 milyonu aldığının ertesi günü de, ne büyük tesadüftür, ne güzel tesadüftür ki o 4 milyon lirayı bir sözleşme karşılığında Erzurumspor'a vereceğim diye imza atıyor. Altında Taylan Antalyalı'nın imzası var. Yani Galatasaray'dan imza parası olarak aldığı 4 milyon lirayı Erzurumspor'a vereceğim diye bir gün sonrası tarihle, 2 Eylül tarihi hatta, işte unutmuyorum, Erzurumspor'la sözleşme imzalıyor. Yetmiyor, bir de senet var. Taylan Antalyalı ödeyecek diye 4 milyon liralık senet var. Sonrasında ne oluyor? İlk defa söyleyeceğim bunu. Belki ben sana sohbet esnasında söylemişimdir. Olay büyüyor kendi çapında. Beni o zaman zarfında Fenerbahçe'de dahil olmak üzere çok sayıda kulüp, yetkili, federasyon, şu bu, herkes aradı. Aramayan bir kulüp var, Gençler Birliği. Onun da günü gelecek. Bu olayın da günü gelecek. Niye aramadığına dair. Acaba bu süreçte Gençler Birliği bazı yöneticiler sus payı olarak kendilerine bir para mı aldılar? Almadılar mı? Bak. Ama mantığım, kardeşim, bu kadar sessiz kalınmaz. Sizin paranız alınmış, gitmiş, kaybolmuş. Eğer Galatasaray bonservis parası olarak aleni bir şekilde o 4 milyon lira imza parası olarak değil de Erzurumspor'a vermiş olsaydı bonservis bedeli, o 4 milyonun %40'ı ne eder kardeşim? 1 milyon 600 bin lira. O para Gençler Birliği'nin parası. Gençler Birliği'nin parası alınıyor, gidiliyor, indiriliyor, bindiriliyor, yok ediliyor. Bir tek Gençler Birliği'nden ses çıkmıyor kardeşim. Bu nasıl iş? Sadede geliyorum. Unuturum. Sonra çok büyük haksızlık olur. Gençler Birliği Kulübü Başkanı da dahil olmak üzere beni aradı. Yakın zaman içerisinde. Birkaç kere hem de. Dediler ki saklamam yanlış olur. Haber kaynağını ben saklarım ama burada haber kaynağından ziyade bazı gerçekleri anlatmam gerekir. Mevcut başkan Niyazi Bey, Niyazi Aktaş beni aradı. Dedi ki ben dedi kulüp başkanı olduğum sürece, Gençler Birliği'nin bir neferi olduğum sürece bu paranın takipçisiyim Atilla Bey dedi. Yeni, daha 3 gün önce. Hı hı. Ondan önce de aramıştı. Bakın ilk defa söylüyorum bunları. Bu parayı sonuna kadar takip edeceğiz diye. Ha benim duyumum şu, Taylan Antalyalı'nın kendisiyle konuşmadım. Gönül ister ki konuşabileyim ama artık onlar duvar ördükleri için konuşmak kolay olmuyor. Ben bu imzayı atmadım. En azından ben bu parayı almadım diyor. Sonrasında biz Ajan Spor'da ne yaptık? Sen yaptın daha doğrusu, Mert Elam, nedir? Sen yaptın derken hukuki anlamda gereğini yaptın anlamında söylüyorum. O Taylan Antalyalı'nın imzaladığı 4 milyon liralık senedin ve de 4 milyon liralık sözleşmenin, Erzurumspor'a verilmesi gereken, vereceğini söylediği sözleşme ve senedin altında imzası var değil mi Taylan Antalyalı? Var. Evet. Sen ne yaptın? Kapattık. Özel bir koruma kanunu gereği, kanun doğrusuna yani, kapattın. Şimdi beni Tayland'a diyor ki benim imzam yok dediğini bana aktarıyorlar. Ben o parayı almadım şeklinde. Bakacağız. Tayland onu imza attı mı atmadı mı? Arkadaş, gerçeklerin gün yüzüne çıkma gibi kötü bir huyu vardır. Tayland o imzanın üzeri kapandı diye ben atmadım diyebilir. Vicdanı öyle el veriyorsa, müsaitse, ben ona bak saygısızlık yapmak istemiyorum. Ama ben ne yaptım? Benden istenildiği için, olayın açığa kavuşması için biz kapatmıştık ya, açık haliyle, yani kapatılmamış haliyle, Taylan Antalyalı'nın isminin, imzasının kavak gibi ortada olduğu belgeyi ben ilgili yerlere istenildiği için, benden istenildiği için, ilgili yerlerin nere olduğunu da iyi kötü herkes anlar yani. Acaba Futbol Federasyonu mu, Gençler Birliği Kulübü mü, yargı mı, savcılık mı, bir yerler mi? Bu olay büyüyecek. Büyümesi gerekir. Herkesin samimi olması gerekir. Ha ortaya çıksın. Zaten Taylan Antalyalı o 4 milyon liralık seneti imzaladığı zaman yanındaki kişiler benim arkadaşım. Yani sonradan tanıştım tabii, arkadaşım derken Instagram'dan yazan arkadaşlar. Taylan şunu ifade ediyor. Bugünün birinde birisi duyarsa yandım bittim kül oldum. Gençler Birliği'nin yüzüne bakamam. Camiye de kimsenin yüzüne bakamam. Çünkü bu para Gençler Birliği'nin parası. Biz hülle yapıyoruz anlamında ifadeleri var. E şimdi yazık, günah değil mi kardeşim? Beni Gençler Birliği ilgilendirmez. Bu Fenerbahçe, Galatasaray değil. Ortada hak, hukuk, adalet, vicdan varsa sonuna kadar takip olmak gerekir. Yazık değil mi Gençler Birliği'nin parasına? Veya tersinden bakalım, o kulübün parasına yazık değil mi? Bu kulübün parasına yazık değil mi? Acaba Galatasaray bu şekilde 4 milyon lira imza parası adı altında verip de finansal fair play'den kurtulma yolunu mu tercih etti? Aynen. Bir de işin bu kısmı var Gençler Birliği'yle birlikte. Tabii. İki farklı konu var aslında. Gayet tabii. Bunun içinde. Bu olay yarın
da FIFA'ya UEFA taşırırsa kimse şaşırmasın. Galatasaray pekala şunu diyebilirdi. Kardeş, imza parası olarak ben 4 milyon lira Taylan'a verdim mi? Verdim. E abi, o zaman doğrudan niye bonservis ücreti olarak vermedi? Anlaşmaları mı öyle? Yo, Taylan pekala bonservis parası olarak verseydi ama o zaman finansal fair play'e yakalanma durumu. Evet, UEFA ile olan anlaşmayla alakalı, evet, olan bir durum. Yoksa Süper Lig'de imza parası vesaire fark etmiyor. Kulüpten evet, çıkan paraya bakılıyor gayet bildiğim tabii kadarıyla. Gayet tabii. E sonra ne oldu? İşte Galatasaray tarafından finansal fehlibilerden kurtulma iddiaları var. Galatasaray'ın bu yolu tercih etmesinin esprisi olarak, evet, söylüyorum. Evet. Taylan ne oluyor? Taylan arada, tırnak içinde söylüyorum, yanlış kelime kullanabilirim. Maşa demem veyahut da veli aracı demem yanlış olur. Fakat Taylan ne yapıyor? Kendisine verilen 4 milyon imza parasını ertesi günü senet karşılığında, sözleşme karşılığında Erzurumspor'a vereceğine dair imza al. İsteyene bir dakika içinde yollarım şu anda. Veya Google'a girsinler. Atilla Türker, Taylan Antalyalı. Şu bu falan desinler. 4-5 ay önce yazdım ben bu haberi. Veya 6-7 ay önce. Trend topic oldu. Twitter'da birinci sıraya yerleşti zaten. Herkes zaten şu anda görebilir. Kimsenin vicdanı sızlamıyor mu kardeş? Sen o kulübe o kadar hizmet verdin. O kadar uzun süre hizmet verdin. Yazık değil mi? Burada Gençler Birliği dediğim gibi üstüne basarak hiç önemli değil benim için. Gençler Birliği olur mu? Türk kulübü olarak Nottingham Forest diyecektim de alışmışım. Türk kulübü olarak ister Fenerbahçe olsun, ister Galatasaray, ister Beşiktaş hiç fark etmez. Trabzon'u, Konyaspor'u, Urfaspor'u hiç fark etmez kardeşim. Taylan Antalya ben almadım. İmzam benim değil diyormuş. Göreceğiz Taylan. Sevgili Taylan, gururumuzsun. Helal olsun. Aslan gibisin. Allah yolunu daha da açık etsin. Günün birinde inşallah daha Avrupa'da Nottingham Forest oynar. Barcelona'da oynarsın. O işler ayrı. İmza attın mı atmadın mı? Yanında imza attığın zaman yanındaki kişiler bana o belgeyi verdi. Senin imzan yarınlarda nereye gidecek o, hani emniyette, poliste şeyler vardır. İmzanın doğru olup olmadığını dilimin ucuna geldi. Oraya gidecek. Orada bakacaklar. Bu imza Taylan Antalyalı'nın mı değil mi? E o zaman senin olduğu ortaya çıkınca ne olacak sevgili Taylan? Ruhunu karartmayayım ama en azından şunu diyebilirdin. Evet, benim imza o şartlarda ve aldım verdim, ben seni yendim diyebilirdin. Galatasaray bana imza parası olarak verdi. Ben de onu Erzurumspor'a şey olarak verdim işte. Bonservis bedeli olarak aktardım veya fesih bedeli, daha doğrusu fesih bedeli olarak aktardım. Erzurumspor'a da Allah yolunu açık etsin. Bir dakika, unutuyordum, şimdi aklıma geldi. Ben haberi yazdıktan 2 gün sonra Erzurumspor kulüp müdürü kovuldu. Bu belgeyi Atilla Türker'e sen verdin diye kovuldu. Şu anda kovulmuş bir vaziyette beyefendi duruyor. O beyefendi de yarınlarda olayın içine girdi mi, girecek mi? Girdi diyeyim. Yani biliyorum arkadaş. Yani nihayetinde biz de evde otururken iyi kötü irtibatları sağlıyoruz. O kişi de devreye girecek. E ne olacak o zaman? Olayın içinde zaten kaç kişi var? 3 kişi var, 4 kişi var. Kim? Erzurumspor'un kulüp müdürü var. Taylan var. O odada bulunan başka bir kişi var. Bir de Atilla Türker var. Bak, hepsi girdi olayın içine. Ne olacak şimdi? Ha şimdi Tuncay sordu, lap lafa açtı. Yani olay büyüyor, büyüyecek de. Acaba yarınlarda Futbol Federasyonu bakacak, muvazzalı anlaşma mı, muvazzalı mı ne derler hukukta, daha doğrusu danışıklı dövüşün bir değişik hukuki anlamda yaklaşımı, bakacaklar. Taylan, sen 4 milyon imza parasını almışsın, Erzurumspor'a aktarmışsın. Ne olacak bu gençlerinin parasını yok etme, iç etme, indirme, bindirme falan derken, yazık günah değil mi falan deyip oturacaklar, bakacaklar. Acaba Taylan'a oradan disiplin kurulu ceza verir mi? Verebilir. Bak, yani burada 3 taraf da verebilir. Ceza alabilir. Ya, Galatasaray, şimdi, Taylan, Erzurumspor. Tabii benim bu söylediklerimi Taylan da şimdi ilk defa duyacak. Duymuştur. Duymuyorsa da birileri mutlaka söyleyecektir. Galatasaray haberi olacak mı? Olacak. Bak, bir ay önce yazdık, Halk Bankası olayı, bilmem ne olayı falan dedik. Hani Oğulcan Çağlayan olayı falan. O zamanlar Galatasaray helal olsun şu bu falan diye veya belli kişiler değişik tepkiler ortaya koyuyordu veya helal olsun diyordu. Bugün de Galatasaray'ın aleyhine bir durum arkadaş. Gerçek neyse o. Galatasaray niye Gençlerbirliği'nin parasını, yani niye engellendi kardeş? Yani herkes biliyor ki Taylan Antalya'yla elini kolunu sallayarak Erzurumspor vermez Galatasaray'a. Mantık. Çünkü bir ay önce, daha doğrusu Taylan Galatasaray'la sözleşme imzalamadan 10 gün 15 gün önce, bir ay önce Hüseyin Üner, bak Erzurumspor kulüp başkanı, mümkün değil 2 milyon eurodan aşağı vermem, bir kuruş aşağı vermem diyordu. Sonra bedava verdin öyle mi Hüseyin Bey? Şu anda koltuktan ayrıldın, gerçi ayrıldı ama Erzurumspor kulübü başkanı. Kimsenin vicdanı sızlamıyor mu kardeş? Hiçbir kulüp başkanının, bak tek tek isim veriyorum, herkes olayın içinde. Yazık günah değil mi? Yani Erzurumspor kulübü hani bedava vermem diyor. Pardon, 2 milyon eurodan az vermem derken nasıl, niye bedava verdin abi? Nasıl verdin? Galatasaray kulübü nasıl bonservis ücreti vermedim ama imza parası veriyorum deyip de ne büyük tesadüftür ki verdik de bir gün sonra Taylan Antalyalı Erzurumspor'a aktarıyor parayı. Yani kimse kimsenin zekasıyla oynamasın.
Kimse kimseyi aptal yerine koymasın. Bunları yazınca tukaka, küfür, hakaret, tehdit yazana. Halbuki gerçek ortada. İmza senin, Taylan Antalyalı. Parayı alan Erzurumspor. Kovan, o sözleşmeyi Taylan'a önüne sunan müdür, Erzurumspor müdürü kovuldu. Atilla Türker'e sen sızdırdın haberi diye. O da sızdıran insan, daha doğrusu Erzurumspor kulübü müdürü aptal mı? Tabii ki ondan şüphelenilecek. Şüphelenildiği bir durumda kim kime sızdırır? Belli ki başka kişi sızdırdı. O kişi de benimle mezara gidecek, bana sızdıran kişi, daha doğrusu veren kişi. Bak nasıl ortaya çıkıyor tek tek. Olay sadece kapalı kapılar ardında 3 kişinin olduğu bir odada imzalanıyor. Büyük sözler veriliyor. Sızmayacak, sızdırılmayacak, kimseye verilmeyecek deniyor ama Allah büyük bak. Tık. Instagram'dan buyur Atilla Türker. Buyur, verildi. Olay daha da büyüyecek. Olayda yarınlarda saydım isimleri, kulüpleri tek tek: Galatasaray, Gençler Birliği, Erzurumspor, Taylan Antalyalı, avukat, müdür, şu, bu, federasyon, bak hepsi dönse ben dönmeyeceğim bu olaydan. Vazgeçmeyeceğim. Yani vazgeçme mümkün mü kardeşim? Sonuna kadar gidilsin. Hak, hukuk yerini bulsun. Kimse kimsenin zekasıyla oynamasın. Galatasaray finansal fair play'den kurtulmaya çalıştıysan işte bak araştırılsın. Ki mantık onu gerektiriyor. Daha doğrusu mantık o çerçevede Galatasaray'ın hareket ettiğini ortaya koyuyor veyahut da işte bu bir sav. Ama her şeyden önce Taylan Antalyalı imza atarken yanındakilere yandım bittim kül oldum inşallah duyulmaz diyor. Öyle dersen duyulur işte. Biraz uzun mu konuştum? Estağfurullah Atilla abi, reklam vaktimiz tamam, geldi. Tamam. Boymak istemedim. Hani reklama tabii gidelim sağ. Sonra diğer soru cevabını daha vermedik. Ahmet Uçebi, Fikret Orman. Onu da reklamdan sonra cevaplarız. Atilla Türker'le Markaj devam ediyor. Evet, devam ediyoruz. 13.22 saatlerimiz. Dinleyicilerden gelen mesajlara baktık. Taylan Antalya'yla ilgili bir soru gelmişti. Onu cevapladık. Şimdi diğer soru Ahmet Uçebi, onun hazırlattığı rapor Fikret Orman dönemiyle alakalı olarak. Bu Mali Kongre'de bu raporun paylaşılmasını bekliyorduk ama Beşiktaş'ta Mali Kongre yapıldı mı, yapılıyor mu, bir tarih belli mi? Ben şimdi internette araştırdım, biraz bulamadım. Yani vallahi, Eylül ayında yapılacak diye bir habere rastladım. Fakat Eylül ayı da artık yarın bitiyor. Evet. Yarın ayın 30'u. Oradaki kongrede herhalde daha sonra Ekim, Kasım aylarında yapılacak. Aynen, bana da söylendi Eylül ayında. Yapıldı mı, yapılmadı mı? En azından bu rapor açıklanmadı. O kadar net söyleyeyim. Yapılsa yani. Yapılsa kongreyi, yani divan toplantısı yapıldı benim bir hatırladığım. Evet, Ahmet Nurçevi konuşmuştu, evet, başkan. Mali Genel Kurulu hatırlamıyorum ben Beşiktaş'ta. Şimdi nedir bu rapor arkadaş? Yıllar önce Sayın Fikret Orman, eski başkan Fikret Orman, Beşiktaş Kulübü eski başkan Fikret Orman şunu söylemişti. Arkadaş, biz bağımsız denetim şirketine rapor hazırlattık. Yıldırım Demirören dönemiyle ilgili rapor çok ağır, çok vahim, kulübün ne hale getirildiğini gözler önüne süren neyse bir rapor. Bunu açıklarsak bazı kişiler tutuklanır, kulüp mali anlamda çok zor duruma düşer ama biz bunu açıklamıyoruz dedi. Yani o kadar çuval dolusu para veriyor Beşiktaş Kulübü Fikret Orman döneminde. Daha önceki dönemini kapsayan bir araştırma, çok vahim iddialar var, belgeler var, olaylar var. Fikret Orman bunu açıklamadı. Ben, bana sorarsan şantaj mı yapmaya çalıştı, kimse kusura bakmasın, veya tehditte mi bulundu, blöf mü yaptı, nedir kardeşim? Sen madem açıklamayacaktın, Fikret Orman, bak adım adım geliyorum şimdi, kronolojik anlamda anlatmanın faydası fazla oluyor, iyi olur anlamında söylüyorum. Fikret Orman onu açıklamadı. Arkadaş, dediğim gibi, sen madem o kadar para verdin açıklayacaktın. İster Yıldırım Demirören başı yansın, ister Ahmet'in, Mehmet'in başı yansın. Senin görevin onu saklamak mı? Madem hatıra olarak kasanda, defterde, şurada, burada saklayacaktın çekmecende, o raporu niye hazırlattın? Ben o zaman düşünürüm. Sayın Fikret Orman, şantaj yapmak için mi? Ey Yıldırım Demirören, kıpırdarsan eğer ben bu raporu hazırlarım de açıklarım demek için mi sen bu tezgah demeyin, bu ortamı oluşturdun? Ben o zamanlar bunu dile getirdik. Sonra ne oldu? Fikret Orman, paralar nerede? Gitti, ceketini aldı gitti. Şimdi tatil yapıyor yurt içinde, yurt dışında, orada, burada falan. Paralar nerede dediğimize geçenlerde bir açıklama yapmış. Ben zaten zengin bir iş adamıydım. Kulüp başkanlığı döneminde iş hayatım devam etti. Zenginliğime zenginlik kattım. Ne var bunda falan dedi. Helal hoş olsun. Helal hoş olsun da demeyeceğim de. Neyse. Sonra ne oldu? Ahmet Nurçebi koltuğa oturdu. Pırıl pırıl bir mecra dedik değil mi? Burada günlerce, aylarca konuştuk, yazdık falan. Allah herkesin yolunu açık etsin. Sonra Ahmet Nurçebi ne yaptı? Arkadaş dedi, ben 10 yıllık dönemi araştıracağım dedi. Bağımsız bir denetim şirketine yetki verdi, anlaştı.
Firmanın adında dünya çapında bir firma zaten. Aklımda da reklam olsun diye söylemiyorum şu anda. Hatta ben bir gördüm, heyecanlı adamım ya şu anda olduğu gibi. Dedim ki bir dakika, madem 10 yılı kapsayan bir araştırma yapıyor bağımsız iletişim şirketi. Beşiktaş'ta protokol imzalamış madem öyle profesyonel anlamda. Dur dedim abi, ben Atilla Türker niye boş durma. Hemen aradım o şirketin. Bağımsız denetim şirketinin en yetkili insanını, kulübün içine giren çıkan insanını. Dedim ki kardeş, arkadaşlar, beyefendi daha doğrusu, saygıda kusur etmemek için, benim elimde Beşiktaş kulübünde bile olmayan belgeler var dedim. Atilla Türker olarak. Buyurun, size takdim etmek istiyorum. Sağ olsunlar, o kadar da medeni, kibar insan. Pat geldiler. Üç arkadaş, üç beyefendi. Çok buradan tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Oturduk, sohbet ettik, şu ettik. Dedim ki buyurun kardeş. Klasör, iki klasör. Belgeleri, bilgileri verdim. Kendileri uygun gördüklerini aldılar. Bir kısmına dediler ki bunlara gerek yok dediler. Yani böyle yanlış hatırlamıyorsun, 2 saat falan oturduk. 3 arkadaş ve ben. Benim evime geldiler. Onun üstüne basarak söylüyorum. Sağ olsunlar anlamında söylüyorum. Sonra ne oldu? Bu olay neredeyse kardeş seçileli yıl, Ahmet Bey 2 yıl oldu değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Tabii tam 2 yıl. 2 yıl önceki 2019'un Ekim ayında seçildi diye hatırlıyorum. Bilemedin, Eylül olsun. Rapor teslim edileli asgari bir yıl oldu. Yuvarlak rakamlarla konuşuyorum ha. Yani aylara, günlere takılmamak lazım burada. Peki rapor hazırlandı, kulübe verildi. Ahmet Türkçebi'nin kasasında, çekmecesinde duruyor. Bu sırada Beşiktaş Fikret Orman döneminde başkanlık yapan, o yönetimde yer alan bazı meşhur vatandaşlar seslerini çıkartmaya başladılar. Ey Ahmet Nurçebi, açıkla da görelim. Açıklayabilecek misin? Sen o zaman başkan vekili değil miydin? Sen o yönetimde yer almadın mı? O rapor, o belgelerde imzan yok muydu? Fulya Otoparkı'nın senin kontrolünde yapılmadı mı? Peşkeş çekilmedi mi? Diyenler oldu. Veyahut da işte 2 milyon liralık 2 makbuz alınırken verilirken Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'na, sen o kulüpte yönetici değil miydin? O menajerlere tonlarca para kaptırılırken Ahmet Nurçebi olarak sen Beşiktaş yönetiminin en etkili ikinci, üçüncü insanı değil miydin falan diye sesler yükselmeye başladı. Tabii ben kendi halimde merakla izlemeye, okumaya başladım. Süreci bekledim. Abi ne oldu? Rapor teslim edileli bir yıl oldu Beşiktaş'a, kulübe. Ahmet Nurçebi'nin elinde bu rapor. Ahmet Nurçebi'den ses yok. Ahmet Nurçebi, Sayın Ahmet Nurçebi, elbette ki sizin Fikret Orman'dan farkınız vardır. Yani pozitif anlamda yaklaşıyorum, veya yoktur, bilemem. Yolda görse Ahmet Nur Bey beni tanımaz. Ben ortadan konuşmaya çalışıyorum. O zaman Fikret Orman şantaj mı yapıyorsunuz dediğimiz zaman... Ortaya bazı iddialar koyduk. O zaman sizin ne farkınız kalıyor Sayın Ahmet Nurçebi? Belgeleri niye ortaya koymuyorsunuz? Hatıra olarak saklıyor musunuz diye biz Fikret Orman'a soruyorduk. Şimdi Sayın Ahmet Nurçebi, siz hatıra olarak mı saklıyorsunuz? Niye tonla para verip de bağımsız dünya çapında bir firmaya Beşiktaş Kulübü'nü denetlettirdiniz? Bir çekindiğiniz bir olaylar mı var? Bazı eski yöneticiler... Ahmet Nurçebi bunu açıklayamaz. Açıklasın da görelim dediği zaman ben güldüm. Ahmet Nurçebi sonuna kadar açıklar. Kimden çekiniyor? Kimseden çekinmez dedim. Kendi çapımda. Yayında da söyledim. Aradan bak bir yıl geçti. Ne olacak o? Bir yıl sonra zaten seçim var Ahmet Bey. Şantaj var mı ortada? Sanmam. Yani siz zaten bugünleri görerek o raporu hazırlattınız. Kaç bin dolar verdiniz o zamanlar Fikret Orman çuval dolusu para vererek o bağımsız denetim şirketine o raporu hazırlattıydı uluslararası firmaya. Siz de keza başka bir firmaya hazırlattınız. Aranızdaki fark ne oldu? Aranızda fark yok mu o zaman Ahmet Nurçebi ile Fikret Orman arasında? Nedir bu arkadaş? Rapor yani, bitti mi kesin? Kesin bitti. Teslim edildi. Teslim edildi. Beşiktaş'ta şu an. Evet. Biliyorum kesin. Hatta ben 6 aydır iyi kötü belgeyi, ben ifade verdim kardeşim. Daha doğrusu raporları, belgeleri verdim. Niye olayın içine gireyim diye. Şimdi olayın içine girdik de bazı insanlar dışına çıkıyor. Açıklayın o zaman görelim. Kardeşim suistimal var mı? Beşiktaş stadı yapılırken sahte fatura, geçerli fatura, kaç paralık, çimento ne alındı, demir ne alındı, türbünler kime yaptı, Fikret Orman, biz yazdık işte belgeler. Ben yazdım, sen editörlüğünü yaptın. Kendi şirketine gizli kapaklı bir şekilde yaptırıyor 2015 yılında. 2 milyon lira yakın parayı alıyor kendi şirketine. Fikret Orman'ı kastediyorum. Ben 2015'te bu iş oluyor. 2018'de ben belgeyi yayınlıyorum. Fikret Orman 3 gün sonra diyor ki ben ucuza yaptım. Yok bir de pahalıya mı yaptım diyecektir. Veya Şafak Mahmut Yazıcıoğlu 2 makbuz karşılığında biri 1 milyon 250 biri 750 olmak üzere 2 milyon liralık makbuz. Ne güzel. Hem hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu Beşiktaş'ta, hem de parayı alan, paranın alınması çıkması için karar veren Şafak Mahmut Yazıcıoğlu hukuk işlerinden sorumlu Beşiktaş yöneticisi olarak, hem de parayı alan
Şafak Mahmut Özcoğlu'nun sahibi bulundu, kurucu ortağı bulundu, hukuk bürosu. Ya ne kadar güzel bir dünya. Ben o zaman onu yazarken Şafak Mahmut Özcoğlu araya gazetecilere soktu. Atilla Türker yazmasın, yazsa ne olur bilmem ne falan. Yazdıktan sonra da sürekli sözde gazeteci, tetikçi gazeteci, kendini gazeteci zanneden bilmem ne falan. Ne oldu Şafak Bey? Şimdi ne yapıyor acaba Şafak Bey? İyi kötü biz Beşiktaş'ın kuruşunun peşindeyiz. O zamanlar bu yediğimiz küfürler, hakaretler, tehditler buradan İspanya'ya yol olur, yol alır. Ha bir kısmı en azından sonradan dedi Atilla Türker hakkını helal etti. Estağfurullah. Belgeler yalan söylemez, insanlar yalan söyler. Yani Fulya Otoparkı'nı kim peşkeş çekti kardeşim? Yazık günah değil mi? Biz de isterdik şunu. Yani isterdik derken biz de şunu yapabilirdik anlamında. Sağdan kim ortaladı diyelim? İşte Rosier ortaladı. Kafayı bilmem kim vurdu. Oh Beşiktaş. Tamam bunları da dile getirelim. Ama Beşiktaş'ın bir kuruşu çalınıyorsa, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin çalınıyorsa veya Urfa Spor'un, Nazilli Spor'un çalınıyorsa sonuna kadar gidelim kardeş. Hep yediğimiz küfür falan hiç önemli değil. Bu yola herkesin baş koyması gerekiyor. Bunu ajitasyon olarak da söylemiyorum ben bunu. Kötü mü oldu bak, ne güzel oldu Ahmet Nurçevi geldi. Ama nerede rapor Ahmet Bey? Nerede? Yarınlarda seçim olacak, bir yıl sonra yarınlarda der ki. Bir yıl sonra seçim olduğunda acaba raporu sallayıp da açıklattırmayın bana bu raporu mu diyeceksiniz birilerine? Birileri ortaya çıkmaya çalıştığı zaman Yıldırım Demirören, Fikret Orman veya Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Umut Güner falan çıkacağı zaman bakın raporu açıklarım diye havada sallamazsanız bile acaba birileri aracılığıyla mesaj mı yollayacaksınız? Bak elimde rapor var, canınızı okurum, canınızı yakarım mı diyeceksiniz? Olmaz öyle bir dünya. Olmaz öyle bir dünya. Kim ne verdi Beşiktaş stadının yapımında? Kim ne kadar para aldı? Demiri alan, çimentoyu alan, futbolculara top oynamayı, duran topa vurmayı bilmeyen futbolcunun menajerine tonla para kaldı. Hepsi o raporda kayıtlı. İsim isim yer alıyor. Kim ne kadar para indirdi? Kim ne kadar bindirdi? Hepsi var. Fikret Orman paralar nerede? Tezahüratı durduk yere çıkmadı. Dünyanın en anlamlı tezahüratlarından biridir bu. Bak kimse bir şey diyemiyor. Halbuki Fikret Orman defalarca söyledim. O paraların hesabını bana birisi dese ki ben evli barklı değilim ama diyelim çoluğum çocuğum eşim olsaydı Atilla Türker paralar nerede? Derdim ki Saran Holding'den şu kadar alıyorum. Emekli maaşım şu kadar. Bitti. Şuraya harcıyorum. Burada şunu içiyorum. Burada yiyorum. Hani hesap vermem gerekirse biraz da hani günlük dilde anlatmaya çalışıyorum. Bitti abi. Bu kadar basit. Ama ben hesap veremiyorsam demek ki bende bir yamukluk olur. En azından yani eşime, çoluğuma, çocuğuma hesap veremiyorsun. Sen de koskoca Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman olarak hesabı niye veremedin kardeşim? İki tane tuşa basarsın, kulübün CEO'suna, müdürüne, genel müdürüne dersin ki ya şu Zevzek Atilla Türker veya 3-5 tane taraftar bağırıyor diye susmayalım. Açıklayalım. UEFA'dan ne geldi? FIFA'dan ne geldi? Menajerlerine ne kaptırıldı? İşte stada ne gitti? Şu çimento neye gitti? Ahmet Nurçebi o çime demiri vererek ne kadar para aldı? Almadı mı? Şafak Mahmut Yazıcıoğlu 2 milyon lirayı nasıl aldı? Nasıl? Vah ne güzel abi. 2 tane tuşa. 2 dakikalık iş bu. 2 dakikalık iş. Muhasebe işi. 2 dakikalık iş. Nerede para? Hesap? Veremedi gitti. Bak tatil yapıyor fıstık gibi. Fıstık gibi tatil yapıyor abi. Hiç kimse de hesap soruyor mu? Yok. Ama hesap soracağım diye gelen Ahmet Nurçebi bile hesap soramıyor kardeşim. Ahmet Nurçebi hesap soramıyor ya. Bu nasıl bir cami ya? Yani cami derken yanlış şey yapmak istemem yani. Çok duyarlı davranmaya çalıştığım olduğum için söylüyorum. Ya hesap sorulması lazım kardeşim. Biz burada muhabir olarak, gazeteci olarak bak net konuşuyoruz. Net. O kadar kabak gibi ortada. Belgeler doğrultusunda konuşuyoruz. Rapor ortada duruyor Ahmet Nurçebi. Buyur abi. Üstüne basarak söylüyorum. Eğer yarınlarda yani bir yıl sonra yapılacak seçim öncesi kalkıp da Ahmet Nurçebi bazı insanlar gibi, Ahmet Nurçebi bunu yapmaz, yakışmaz daha doğrusu, ama bazı siyasi insanlar, siyaset adamları gibi kalkıp da bir dakika ortaya çıkarsanız ben de sizin kulüpten neler yaptığınızı, hangi belgeler karşılığında nelerin peşkeş çekildiğini açıklayan raporu ortaya koyarım. Yanarsınız, sokağa çıkamazsınız düşüncesi mi taşıyor acaba? Bak net konuşuyorum kardeş. Bu kadar net konuşulur mu? Net konuşuyorum. Hesap sormayandan hesap sorulur kardeşim. Bu iş bu kadar basit. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Kimse kusura bakmasın. Herkes hesabını verecek. Lafa gelince taraftarın parası, kombine ücreti, forma parası, sponsor parası. O paralar nereye gitti? İşte Fikret Orman nerede diye soruluyor. Fikret Orman cevap bile verme nezaketini göstermedi kardeşim. Gitti. Hesap soran da yok. Kaldır elleri, indir elleri. Zaten aidatları belli kişiler veriyor. İşte malum kişiler veriyor.
bu kadar kolay mı ya? Bu kadar basit mi? Yani biz bazı olaylara da dikkat ediyoruz. Ha geçen yıl Nisan ayında, Mayıs ayında mesela Beşiktaş'ın şampiyonluk mücadelesi vardı. Dedim ki kardeşim verin bu raporu. Benim bu raporu gazeteci olarak, Atilla Türker olarak öğrenme, bilme, açıklama görevim var. Kamu görevi yapıyorum ben her şeyden önce. Kendi zevkimi tatmin etmek için yapmıyorum ben. Bunu koyalım ortaya raporları. Herkes öğrensin falan. Dediler ki ya işte Nisan ayı, Mayıs'a Beşiktaş şampiyonluk mücadelesi veriyor. Tamam versin falan derken o zaman ben vicdanımın sesini, mantığımın sesini dinledim. Dedim ki ya arkadaş tabii Nisan ayı, Mayıs ayı, Fener, Galatasaray bu hiç fark etmez. Bekleyelim. Şampiyon oldu Beşiktaş. Ne zaman oldu? Mayıs ayı, Haziran ayı. Her neyse. Sezon bitti. Bak Temmuz, Ağustos, Eylül. Nerede kardeş rapor? Ha belli. Yarınlardı belli derken görünen köy kılavuz istemez. Ha, de ki bir yıl sonra Ahmet Nurçebi aday olmayacak. De ki şantaj olarak kullanmayacak. Veya işte şantaj kelimesi çok çirkin ama derdimi iyi anlatabilmek için söylüyorum. Kardeşim ne olursa olsun bak hemen ben normalde ne yapılması lazım? O raporu alacaksın. Sekreterine veya 5 tane hukukçuna diyeceksin ki kardeşim Beşiktaş'ın resmi sitesi ne abicim? Beşiktaş Ok.tr mi? BJK. Ha. Oraya yayınlayalım kardeş raporu. Kaç sayfa? 350 sayfa. Misal 350 sayfa olduğundan değil. Veya 90 sayfa hiç fark et. Yayınla kardeşim. Al ondan sonra ayranını eline şeyini pideni ye. Ekranda izle. Bitti. Bana ne abi kim ne bana ne derken yani yanan yansın anlamında söylüyorum. Çalanı takip edeceksin. Alanı takip edeceksin. Kaçanı takip edeceksin kardeşim. Bu iş bu kadar basit mi? Tek amacı Ahmet Nurçebi'nin o koltuğa oturmak mıydı? Tek amacı koltuğa oturmak mıydı? O dönemde evet Ahmet Nurçebi vardı. Tüm bu olayların yaşandığı süreçte Fikret Orman Paralar Nerede sürecinin önemli bölümünde Ahmet Nurçebi vardı. Otopark olayında da Ahmet Nurçebi vardı. 2 milyon lira iki makbuz olayında da Ahmet Nurçebi vardı. Fikret Orman'ın kendi şirketine 2 milyon lira iş yaptım diye türbin korkuluklarına Ahmet Nurçebi vardı. Umut Güner'in olayında Ahmet Nurçebi vardı. O olayda her şeyde Ahmet Nurçebi vardı kardeşim. Peki Atilla abi biraz sizi de nefeslendirmek adına. Ya keyifliyim. Keyifli misiniz? İyi ama aklıma şu soru takılıyor. Ahmet Nurçebi bunları biliyor. Bu yönetimde olduğunu, birçok belgede imzası olduğunu biliyor. Peki niye bu vaatle çıktı? Yani niye koltuğa oturmak? Bu kadar mı yani? Ben de evet herhalde o gözüküyor. Ben öyle tahmin etmiyordum. Çünkü bak. O da farkında değil mi yani bunların? Şampiyon olundu. Şimdi bak o lafını kestim özür dilerim. Şimdi sular duruldu. Fıstık gibi pırıl pırıl. Ahmet Nurçebi hani şöyle söyleniyor. Sütte leke olur. İşte şu belli kişilerde olmaz diye. Ahmet Nurçebi'nin hakikaten benim de gördüğüm kadar pırıl pırıl bir ismi var. Şimdi bunu söylemek bile benim ahlakıma yakışmaz. Yani olumsuz bir şey olmadığı için anlamında söylüyorum Ahmet Nurçebi'yle. Fakat gün geçtikçe benim kafamda soru işaretleri oluşuyor kardeşim. Gün geçtikçe oluştu. Netleşti. Niye açıklamıyorsun kardeşim? Ha tamam. Geldi. Araştıracağım dedi. Düğmeye bastı. İmzaladı bağımsız denetim şirketiyle. İşte boru değil Nihat'te. Boyacık mı değil Nihat'te. 10 günde olacak iş değil. Bu bağımsız denetim şirketi diyelim ki 6 ayda hazırladı. Sonra bir 6 ay geçti. Sonra Beşiktaş'ın şampiyonluk süreci girdi. Nisan ayı, Mayıs ayı, Haziran ayı her ne. Şampiyonluk kutlamaları girdi. Bir de hani her şey güllük gülistanlık ya balayı gibi ya hani böyle şampiyonluk, çifte kupa, Sergen, helal hoş olsun biz burada Sergen'e her seferinde helal hoş olsun diyoruz. Destekledik. Hatta ben şunu söyledim kardeşim bak şimdi aklıma geldi. Dilerim Beşiktaş şampiyon olur. Niye? Niye? Pırıl pırıl bir yönetim dedik. Öyle mi abi? En az ben 15 yayında, 20 yayında, o geçen sezon Ocak ayından Mayıs ayına kadar ben Atilla Türker olarak bunu söyledim. Pırıl pırıl bir yönetim. Pırıl pırıl bir teknik direktör. Pırıl pırıl bir kadro. Pırıl pırıl bir taraftar. Pırıl pırıl bir ortam. Pırıl pırıl bir falan bu falan dedik. Şey yaptık, temennide bulunduk. Yoksa ben Beşiktaşlı değilim. Galatasaraylı, Fenerli, Trabzonlu değilim. Soranlara Gençler Birliği sempatizanayım diyorum. Ben de Gençler Birliği profesyonel takımında top oynadığım için diyorum. Yoksa Gençler Birliği bu hafta ne yapmış haberim yok abi. O derece. Yani bu samimi yaklaşım abi. Neyse. Şimdi biz bunları söylerken şampiyonluk mücadelesi veriyor Beşiktaş şu falan derken bak bitti. O zaman hala Ahmet Bey nedir? Niye hesap sormuyorsunuz? Bak sen soruyorsun ben sana soruyorum ama kabak gibi ortada bazı kareler kardeş. Hiç ne olacak ne bitecek diye hesaplamayacaksın. Önemli olan verdiğin sözü tutacaksın. Rapor hazırlıyorum, hazırlattım dedikten sonra buyur kardeşim diyeceksin. Bitti. Kamuoyuna duyuru. Eğer gerekiyorsa ben destekte bulunurum bir basın mensubu olarak. Çağırsınlar beni Beşiktaş Kulübü'ne. Bunun hoşgörülerine sığınarak biraz da latife olsun diye söylüyorum. Kamuoyuna duyuru. Büyük Beşiktaş taraftarı. İşte göreve geldiğimiz günden itibaren ilk verdiğimiz söz neydi? Beşiktaş'ta son 10 yılın araştırmasını yapmak, nerelere ne para harcandı bunları duyurmak, belirlemekti. Bağımsız bir denetim şirketiyle anlaşma yaptık. Şirketin adı KL, devamını söylemeyeceğim. Budur.
şu kadar sürdü. Rapor budur. Saygılarımla öptüm. Sevgiler. En büyük Beşiktaş. Bitti. Raporu koyacaksın ortaya. Bitti abi. Ondan sonra Atilla Türker'in başı yanmış. Mert Elam Allah korusun bir şey olmuş. Öbürü cezaevine girmiş. Hiç önemli değil kardeşim. Beşiktaş'ın kuruşunun hesabını herkes verecek. Tüyü bitmemiş hakkı, yetimin hakkı korunacak anlamında bu siyasi bir tabirdir. Anlamında söylüyorum veyahut da fazla demagoji yapmayayım. En azından demagoji yapmayayım. Bunlar anlatılacak, ortaya konulacak. Yani hele hele hani tüm renkler kirlenmiş, aynı anda kirlenmeye başlamış. Birinciliği beyaza vermişler. Bak burada da iltifat yapıyoruz şeye, Ahmet Uçebi'ye. Yani oluyor mu şimdi? Ha bizim bilmediğimiz bir şekilde bir yerlerde açıklarsa zaten duyar. Ben gece gündüz bununla uğraşıyorum. Veyahut da bakın şu anda işte hemen telefon gelsin. Beşiktaş Ahmet Nurçebi beni lütfetse makamına çağırsa tık giderim hemen şuradan taksiye atlarım. Ben zaten Beşiktaş Ortaköy'de oturuyorum. Giderim. Kendisi de Kadıköy'de bildiğim kadarıyla iş yeri anlamında söylüyorum. Giderim. Buyurun verin abi açıklayayım. Ajan Spor'da sayfalar dolusu yayınlayalım. Kamuoyuna hizmet. Buyur. Sizin yapmadığınız hizmeti Beşiktaş Kulübü Başkanı olarak ben yap. Biz yapalım abi. Bak ukalalığa kaçıyorum ama bunu artık söylediler. Söyletiyorlar. Yani kimse kusura bakmasın kardeşim. Siz onu şantajlı, tehditli blöf olarak niye kullanıyorsunuz? Geçmişi kastediyorum. Bak Fikret Orban o kadar konuştu açıklama etti. Açıklamadan gitti. Yazık günah değil mi o verilen paraya? Milletin duygularıyla niye oynuyorsunuz kardeşim? Hesap kitap işleriyle niye bu kadar çarpıtıyorsunuz, gizliyorsunuz, saklıyorsunuz? Acaba birileri, Ahmet Nurçebi veya Fikret Orban'ı kastetmiyorum. Birileri Beşiktaş sayesinde, Beşiktaş doğrultusunda zengin mi oldu? Bir şey mi oldu? Eğer gizli kapaklı bir şey yoksa, kimse çalmadıysa, etmediyse açıkla kardeşim. FIFA'dan şu geldi, Şampiyonlar Ligi'nden bu geldi, işte dijital yayıncı kuruluştan bu geldi, bonservise şu, Negredo'ya bu verildi, işte Atilla Türker şunu aldı, Şafak Mahmut Yazıcı'nın şu kadarını indirdi, Aksaray'daki bilmem gece kulübü bilmem ne, bak bildiklerimde daha bazı şeyler var. Dur devamı Atilla gelecek. Atilla Türker de şu kadar da aldı dediniz yalnız, o arada kaynadı galiba Atilla. O kısım biraz. Ya, açıklayacağım, hepsini açıklayacağım ya. Heyecanlı oluyor değil mi bunlar? Evet, yani. Atilla abi reklama gidelim. Gidelim. Haydi. 13.42, hay programın da yarısı. Bayağı 42 olmuş. Evet bugün bitirdik. Şimdi reklam vakti sonra hay son bölümle karşınızda olacağız. Hay. Atilla Tüker'le Markaj devam ediyor. ...13.44 saatlerimiz Atilla Türker'le Markaj'a devam ediyor. Sizlerden de mesajlar geldi. Atilla abi de birkaçının fotoğrafını çekti sanıyorum ki. Ayırdınız mı Atilla abi? Fotoğraf çekmeye fırsat bulamıyorum. Feci bir şekilde herkese sonsuz şükranlarımı hızlı hızlı okuyayım her şeyden önce. Merzifon'dan Yaşar Özdemir yazmış. İzmir'den Murat kardeşimiz yazmış. İple çektiğimiz çarşamba geldi. Şimdiden ağzına yüreğine sağlık Atilla abi diye devam ediyor. Barış Hollanda'dan. Atilla abi Hollanda'dan selamlar sağ olsun. Cengiz Atla Deniz hepsini İsveç. Bak bir İsveç kaldıydı Avrupa'dan. İsveç'ten de yazıyoruz. Sağ olsun İsveç'ten Mehmet Taş diyor ki ilk mesajım size merhaba iyi yayınlar abicim. Kıymetlimiz Mert abimizle mükemmel sağ olsun mükemmel yayın oluyor. Başarılarınızın devamını diliyorum. İsveç'ten Mehmet Taş. Hollanda'dan, Amerika'dan var bak New York'tan. Sevgili Atilla abi New York'tan serin bir sabahtan selamlar. Ben Ferhat Fidan Galatasaraylı olarak iki takımımıza da başarılar diliyorum. Rizespor Başkanı'nın Galatasaray'ı sahaya gömmemiz lazım dediği doğru mu abi? Eğer öyleyse çok yanlış bir konuşma. Mert kardeşime de selamlar, iyi yayınlar diliyor. Bu şimdiki mesajı özellikle okumak istiyorum. İlk kez geliyor çünkü. Genelde 40-50 mesaj geliyor. Bir yarısına yakın ilk kez geliyor. Bu da Göztepe'li bir arkadaşımızdan. Diyor ki ismini bakıyorum ama Atilla abi merhaba. Göztepe'ye gönül verenler olarak yönetimden bilet fiyatlarına düzenleme yapılması için talebimiz var. Buradan da sesimizi duyurursanız çok mutlu oluruz. İyi yayınlar diyor. İsmine bakıyorum. Can İstiklal. Yukarıya tıkladım da öyle görebildim. Kendisi yazmamış. Can'a da selamlar. Göztepe adına bu mesajı yollamış. Göztepe yönetiminin de gerekli duyarlılığı göstereceğine inanıyoruz. Kosova'dan bir mesaj. Merhaba Atilla abi, o dosyayı sana gönderen noter veya da avukat yeminli değiller mi? Bir kere bana noter veya yeminli avukat değil bu sevgili Erman şeyi kastediyor. Taylan Antalyalı olayını kastediyor anladığım kadar. Acaba suç istemiyor? Tabii. Yoksa Tayland'dan haraç mı istediler? Buyur.
Başka bir... Doğaçlama okuyorum. O yüzden hani Zülfiyar'a dokunursam veya yanlış bir cümle kullanmak istemem. Vermediği için sana gönderdiler mi güzel dosyayı diyor. Ermal, benle mezara gidecek sevgili Ermal, Kosova'ya selamlar. Ama bir avukat ya da yeminli herhangi bir kişi olmadığını söyleyeyim. Diğer bölümü artık bilahare yorum yapabilirsin sen kendi adına diyorum. Sevgili Faruk Bahçeli evlerden yazmış. Konyaspor'umuzu da bir yorumlar mısın? Sevgili Mert Bey'e de selamlar diyor. Sevgili Faruk Bahçeli evlerde oturuyor. Atilla Bey selamlar. Ben İsa Öztürk. Sizleri severek dinliyorum. Galatasaray'ın kulüp avukatı bu konu hakkında ne diyor? Lafa gelince diyor biraz burada şey yapmış okumayayım. Niye ölü taklidi yapıyorlar diyor. Şeyi kastediyor anladığım kadarıyla. Rezan Bey'i kastediyor da Taylan Antalyalı olayını kastediyor herhalde. Evet. Şimdi Taylan Antalyalı olayını şöyle söyleyeyim. Ben doğaçlama söylüyorum. Kronolojik anlamda bir hata yapmak istemem. Ben onu Ocak-Şubat ayında yazdım. O gerçekleri biz Ajanspor ve Radyospor olarak Ocak-Şubat'taki Mart ayında dile getirdik. Ama Rezan Bey ve yönetim anlamında söylüyorum. Herhalde bir Haziran ayında falan göreve geldiler değil mi? Evet. Ben öyle biliyorum. Tabii. Bu biz yazdığımızda görevde Mustafa Cengiz ve ekibi vardı. Evet. Bu transferin tabii. Yapılış sürecinde. Tabii. Mustafa Cengiz başkandı. Tabii. Murat Akdoğan sevgili. Ama hani Atilla abi dediniz ya şimdi bu dosya önümüzdeki dönemde tekrar gün yüzüne çıkacak. Taylan Antalyalı dosyası ve bu konuyla da mevcut yönetim ilgilenecek. Tabii. Rezan Hep Özdemir gayet ve ekibi yönetecek bu süreci. Tabii. Savunma sanatıdır zaten. Bu tür olayları da Galatasaray yönetimi kendine göre mutlaka savunacaktır. Veyahut da ne bileyim ellerindeki dokümanlar doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacaklardır. Ama olay çok vahim diye. Çok net aslında. Hani çok belge net olduğu için orada da hani tarafların çok yapacağı sanki bir şey varmış gibi durmuyor. Şimdi şu kadarını söyleyeyim. Dediğim gibi Gençler Birliği yönetiminin en etkili yetkili kişileri beni aradı. Hatta ismi lazım değil ama Niyazi Bey değil. Onu belirteyim. Başkan Bey değil. Başka birisi bana şunu söyledik. Taylan'la konuştuk. Taylan kesinlikle böyle bir imza atmadığını, en azından böyle bir para almadığını söylüyor dediler. Taylan'ı böyle yönlendiriyorlar ama yarınlarda kabak gibi ortaya çıktığı zaman o şeyden emniyet kriminoloji mi derlerdi tam? Kriminoloji mi? Evet. Acaba? O anlamda imzası netleştiği zaman o zaman Taylan biraz üzülür gibime geliyor. Çünkü zaten Taylan imza atarken yanındaki kişiler olaya şahit anlamında söylüyorum. Bakalım yarınlarda ne getirir? Taylan'a ceza gelir mi Futbol Federasyonu'nda? Şimdi Oğulcan Çağlayan konusu zaten bir süredir Galatasaray'ın başını ağrıtıyordu. Evet. Ceza da aldı. Evet. Bir tazminat da ödenmek durumunda kalmıştı. Herhalde buna benzer bir ceza mı? Tabii tüzükte neler yazıyor bilmiyorum ne cezası var bu durumun hani maç cezası mı artık para cezası mı nasıl olur ama bir ceza olacağı da kesin. Şimdi Türk futbolunda daha önce veya dünya futbolunda böyle şeyler olmuş mudur bilemiyorum ama olay o kadar net. Biraz önce zaten yayının önemli bölümünde bunu anlatmaya çalıştık. Yani bir Gençler Birliği'ne isim vererek söyleyeyim ki daha kolay izah edebilirim anlamında söylüyorum. Gençler Birliği'ne para verilmemesi için Gençler Birliği'nin alması gereken para vermemek için Taylan Antalyalı'ya ve imza parası veriliyor 4 milyon. Tayland'da onu Erzurumspor'a aktarıyor. Şimdi burada enteresan bir durum. Sen şimdi hukuk, daha doğrusu mürekkep yalan bir insansın. Bizler de yaladık iyi kötü. Bir de akıl mantıktır zaten bu. Ortada danışıklı dövüş var diyeyim. Yani hukuki terimler kullanmak istemiyorum. Bir danışıklı dövüş var. Benim önüme gelse, senin önüne gelse yönetim olarak veyahut da hukuk kurulu olarak ne dersin? Arkadaş burada birilerini çok affedersin. Aptal yerine koymaya çalışıyor. Veyahut da insanların zekasıyla oynamaya çalışıyor. Ha bu doğrultuda o transfere, o sözleşmeye, o ne bileyim senede imza atan kişilerin başı ağrır mı? Bak yanar mı demiyorum. Kesin ağrır. Ağrıması gerekir. Bak ağrıması gerekir. Çünkü üstüne basarak söylüyorum kardeşim bu çocuk oyuncağı değil. Gençler Birliği'nin 1 milyon 600 bin lirası gitmiş. Bir de normal bir kayıp değil, bir zarar değil. Ne bileyim galip gelmen gerekirken penaltı golü yediğinde işte galibiyet halinde alacağım parayı kaybetmiyorsun sen. Birileri seni tırnak içinde söylüyorum aptal yerine koymaya çalışıyor. Galatasaray normalde ne yapacaktı? 4 milyonu Erzurum'a verecekti. Erzurum'da 1 milyon 600'ü Gençler Birliği'ne verecekti kardeşim. Bu iş bu kadar basit. Sırf o parayı vermemek için Gençler Birliği'nin 1 milyon 600 bin lirasını vermemek için bu iş bu hale getirildi. Kabak gibi ortada. Senet var, sepet var, sözleşme var. Zaten ben belgeyi burada Ajanspor'da yayınlanacağını sonradan ne gelişti? Bunu da ilk defa bu yayında söyledim. Erzurumspor kendi avukatını, o Taylan'ın yanındaki avukatını diyorum özür dilerim, kulüp müdürünü kovdu. Kulüp müdürü şu anda boşta.
kulüp müdürü niye kovuyor? Atilla Türker'e sel sızdırdın diye. Kulüp müdürü aptal mı? Niye sızdırsın? Başka taraflardan geldiğini ben bile mantık yürütürüm abi. Atilla Türker bunu yaparak veya Ajans Spor bunu yazarak herhangi bir maddi bilmem ne şu buyu yok ki. Hani normal olaya bakıyorum pencereden. Herhangi bir kulüp müdürü bunu sızdırırsa ne menfaati olacak kardeşim bunun? Zararı olur bak. Sızdırmadığı halde ondan şüphelenildi. Kapı önüne konuldu. Bu kadar basit. Velhasıl bu olay yarınlarda çok büyük yerlere gelir. Yani federasyon bir kere olaya el koyar. Ya o parayı Gençler Birliği tahsil eder. En az tahsil eder derken şöyle. Gençler Birliği tabii ha, girişimlere başladı Gençler Birliği. Onu da söyleyeyim. Hem bağımsız yargı nezdinde hem Futbol Federasyonu nezdinde yarınlarda Futbol Federasyonu ilgili birimlerine gidecek bu dosya. İfadeler alınacak. Tayland'a benden duysun şu anda. Menajer de benden duysun. Menajer de tanınmış bir menajer. İsmini söylemek istemiyorum falan. Ha ne olur bakarsın hiçbir şey çıkmaz. Biz sadece belgeleri ortaya koyduk. Ya insan elinde belge olunca nasıl rahat konuşuyor değil mi? Aynen. Nasıl rahat konuşuyor? Şimdi bazı sorular geliyor. Mesela sevgili Nihat Bey de herhalde yayının başında okuduk işte. Fenerbahçe finansal fair play'i açtı, çizdi, bilmem ne oldu, deldi, ceza gelecek gelmedi falan. Lafı o şekilde ben kareleri birleştirmeye çalışayım. Ya tabii bazı olaylar insan kafasına soru işareti oluyor. Ben Fenerbahçe için söylemiyorum bunu. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon hiç fark etmez. Tüm kulüpler için. Ama muhasebe oyunlarında bir yere geliyorsun tıkanıyorsun. Çünkü çok hassas olaylar. Elinde belge olmuyor. Çünkü o hesabı kitabı yapanlar diyelim ki Galatasaray ya da Fenerbahçe yöneticileri bizim elimizde yok. Veya onu muhasebe anlamında çok yetkili etkili insanlara danışmak gerekiyor. Kafanızda soru işareti oluşuyor ama diyelim ki nedir işte Vedat Muriç, yani sakın yanlış anlaşılmasın, ben Fenerbahçe için söylemiyorum veya Mesut Özil veya hatta Galatasaray ile ilgili ben çok sayıda belge yayınladım. Yani belge olduğu zaman daha net konuşabiliyorsun ama öbür türlü diyorsun ki Nihat Bey'in bize sorduğu gibi ya kafalarda bir şeyler oluşuyor. Ama belki de sonuna kadar doğru kardeşim. Şüpheyle zaten ya, benim tarzım değil en azından. Senin de tarzın değil. Sadece belli bir yorum yapabiliriz. Ben kendi açımdan şunu söylüyorum. Ya kafada bir şeyler uyandırıyor. Bir soru işaretleri uyandırıyor diyebiliyoruz. Ben bir tık daha ileriye gidemiyorum. Gitmiyorum. Belki de çünkü çok fair play çerçevesinde, çok düzgün, çok ahlaklı, çok disiplinde yapılmış olabilir bu. Hani aksini kanıtlayan varsa de ki Mesut Özil ile ilgili, de ki Vedat Muriç ile ilgili, de ki bilmem kimle ilgili, de ki Onyekuru ile ilgili kulüplerde değişik artırayım da o anlamda yanlış anlaşılmasın. Milyonlarca rakip takımında milyonlarca muhasebecisi var, avukatı var. Öyle mi kardeşim? Şuyu var, buyu var. Koyarlar ortaya. Bana takdim ederler. Lütfederlerse biz de bunu yayınlarız. İletişim çağındayız. Bak o kadar gizli kapaklı belgeler bana geliyor ki. Nasıl geliyor diyor. Evde oturuyorum. Geliyor kardeş. Niye başkasına gitmiyor? Ben şunu da artık herkesin hoşgörüsüne dayanarak söylüyorum. Bana gelen yüzlerce belgenin ilk 50'si 80'i başka gazetecilere gitti. Kimse bunu konuşmuyor. Kimse bunu düşünmüyor. Niye bana geliyor? Şu anda ukalalık yapıyorsam da kimse kusura bakmasın. Niye geliyor? Babamın oğlu değil kardeş. İster Fenerbahçe olsun, ister Galatasaray olsun. Bana ne? Beşiktaş olsun, Trabzon olsun, Urfa Spor olsun. Gelsin. Tık 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 tık. Bu olay nereye gidermiş? Benim umurumda değil. Bunu hani biraz şey konuşuyorum, köşeli falan konuşuyorum ama yanlış anlaşılmasın. Sadece düşüncemi çok samimi, iyi niyetli, saf dile getirebilmek için söylüyorum. Bu işin Fenerbahçe'si Galatasaray'ı yok. Varsa ortada belge. Bak aynı yayında şu 50 dakikalık yayın içinde hem Galatasaray lehine hem aleyhine, hem Fener lehine hem aleyhine tonlarca belgeydi, mevzuydu. Beşiktaş buyur. Beşiktaş'la ilgili Fikret Orman'ı, Ahmet Nur Çebi'yi hem helal hoş olsun dedik diyoruz bugüne kadar. Hem de diyoruz ki bir dakika Ahmet Nur Çebi, Sayın Ahmet Nur Çebi bu belgeyi, bu raporu niye açıklamıyorsunuz kardeşim? Şantaj mı yapıyorsunuz? Bak daha net söyleyelim kardeş. Elimizdeki belgeler doğrusu da söylüyoruz. Hepsinin tüm bunların içinde belge olarak ben olayın içindeyim. Atilla Türker olarak. Bak Fener'i saydık bu yayında 50 dakikada 55. Fener'i saydık, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u ihmal ettik. Bir dahakine Trabzonspor'u da sayarız. Bak Göztepe'den girdik, Gençler'den çıktık. Amerika, New York, Kosova, İsveç. Kalmadı abi. Haritada yer kalmadı. Kulüp kalmadı. Ondan sonra diyorlar ki Bolu Sporlu Ertuğrul'u niye yazmıyorsun? Ya Ertuğrul abi 7 numara fak kalıyor artık. Yani o kadar çok Türk futbolunun cılkı, çivisi her şey çıkmış ya. Ha Ertuğrul niye yazmıyorsun derken sırf bu yayında 15 kere konuştuk ama kime konuşursak o taraftarın, o takımın sempatizanı, holiganı neyse vay şunu da konuş. Onu da konuşuyoruz. Bu sefer öbürü diyor. Bunu niye konuşmuyorsun diye. Hayır, varsa ortada hayır. Bir belge. Gözünüzü seveyim ya. Yani duyarlı insanlar paylaşıyor belgeyi zaten. Yani şimdi bir örnek vereceğim de yanlış anlaşılır diye. Bazı insanlara belgeler niye gidiyor? Duyarlı insanlardan gidiyor kardeş.
belli yerlere. Niye gidiyor? İşte çalan çırpan ortaya çıksın diye gidiyor. Ben olsam ben de veririm kardeşim. Eğer birileri suistimal ediyorsa, benim gözümün önünde beni görüyorsa, bunu bir haksızlık, hukuksuzluk varsa, ben otobüste, dolmuşta, markette çok kavga yapıyorum biliyor musun? Niye sessiz kalayım kardeşim? Benim önüme geçiyorsa veyahut da benim ayağıma basıyorsa veyahut da yanındaki kadına, kıza, erkeğe laf atıp tacizde bulunuyorsa niye sessiz kalayım kardeşim? Yoksa burada da sessiz kalırdık. Yani kimse kusura bakmasın. Burada da derdi ne güzel arapasını uzattı Mesut Özil. Onya kuru aradan iyi girdi. Kaleci şu falan. Ha bunları da diyelim ama orada da hırsızlık, arsızlık, uğursuzluk, cambazlık varsa, ha küfür yeme pahasına, tehdit yeme pahasına yazalım kardeş. Bak Beşiktaş'la ilgili yazdık. Bir süreci tamamladık Beşiktaş'la ilgili. İlk yazdığımız günlerde süre doluyorsa haber ver Mert. Yani son üç cümle. Tamam. Aynen. Beşiktaş'la ilgili ilk yazdığımızda millet ne diyordu biliyor musun? Medyanın önemli bölümü veya belli bir bölümü. Fikret Orman Maliye Bakanı olsun. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu transfer sihirbazı deyip göklere çıkartılıyordu. Biz tehdit ediyoruz. Şimdi ne oldu? Maliye Bakanı nerede şu anda? Yani Maliye Bakanı derken Fikret Orman'ı kastediyorum. Namzet Maliye Bakanı. Çekildi gitti. Aldı çekildi. Şafak nerede? Şafak Mahmut Yazıcıoğlu. Malum. Diğerler Umut Güner falan nerede? Herkes neyin ne olduğunu anladı. Fenerbahçe ile de ilgili işte bak belgeleri şunları bunları koyuyoruz. Fenerbahçe Kongresi çok sayıda insan, disiplin kurulu başkanı, tahkim kurulu başkanı. Tahkim kurulu başkanı nasıl koltuğa oturduğunu burada yazdık. Son yılların en büyük haberi. Belgesi. Disiplin kurulu başkanı nasıl o koltukta hala oturduğunu belgesini koyduk. Koyuyoruz. Yazdığımız kişiler Profesör Doktor. Türkiye'nin en etkili yetkili kişilerin avukatı bunlar kardeş. Öyle kalkıp da herhangi bir avukat falan değil. Hiçbir avukata da saygısızlık yapmak istemem. Keşke avukat olsaydım, onu da söylerim. Söyleyeyim, keşke bir savcı falan olsaydım da spor savcısı ne olurdum biliyor musun? Tüm belgelerin tüm kulüplere dalardım. Sonra ne olurdu onu da bilemezdim. Galatasaray'ı yazdık. Bak Galatasaray kaç kere benimle ilgili basın açıklaması yaptı. Dava açacağız Atilla Türker diye. Buyurun açın dedi Mustafa Cengiz, Mustafa Bey. Allah sağlık versin bu arada Mustafa Bey'e de. İnşallah iyidir. Kendisiyle o süreçte birkaç kere telefonla da konuşmuştuk ama hemen hemen her kulüp dava açacağız dedi Atilla Türker olarak. Yok. Bak Beşiktaş'ta Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nda sadece beni savcılığa şikayet etti. Davaya dönüştü. 6 Ekim'de davası var. O da ne biliyor musun? Yarın bir gün aleyhime bir karar çıkarsa şimdiden söyleyeyim. Saygı duyarım. Sonuna kadar mahkeme kararlarına. Davanın içeriği şu. Çünkü Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'na ben güvenmediğim için davanın içeriği şu. Bana sürekli sözde gazeteci, tetikçi gazeteci, gazeteci demeye utandığım kişi diyordu. Dediği kişi 42 yıldır bir gün aralıksız spor muhabirliği yapan bendeniz oluyorum. Ben de ona bir lafa bakarım diye başlayan meşhur Mevlana'nın yahut da başka değerli bir atamızın söylediği bir lafı söylediydim. Oradan yola çıkarak beni savcılığa şikayet etti. Davaya dönüştü. 6 Ekim'de karar büyük ihtimalle verilecek. De ki cezalandırıldım. O benim başka bir madalyam olur. Tamam mı? O kalkıp da ondan sonra çarpıtmaya büyük ihtimalle başlayacak, çalışacak. İşte Beşiktaş'tan dolayı bir ceza verdi. Yok öyle bir dünya. Ben hakaretten dolayı, kime hakaret ettiğim iddiası de bulunuyor. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'na. Hele bir 6 Ekim gelsin. 6 Ekim'den sonra maçın daha devresi olacak. İkinci yarı sonrası. Atilla, bugün biraz hızlı mı konuştum? Bugün dolmuşsunuz. Çok net bir şekilde. Ve içinizdekileri döktünüz. Biraz da rahatlamışsınız çok, diye düşünüyorum çok. Şu anda. Bu yayını ben hakikaten iple çekiyorum. İlk defa söylüyorum. Evet. İple çekiyorum. Çok da mutlu hissediyorum kendimi. Deşarj demeyeyim de en azından ya böyle çarpıklıkları falan görünce sessiz. Düşün ya bunları dile getirmesek hani belki kimsenin öğreneceği falan yok ama ben kendim yine rahatsız olurum ya. Belki ki kalkıp ne bileyim bir sesimi duyurabilmek için, yazmak için yazıyoruz işte Ajans Spor'da, Radyo Spor'da falan. Bir gazeteci için bu çok büyük bir mutluluk, çok büyük bir özgürlük kardeş. Yine son cümlemi söyleyeceğim. Bu belgeler benden önce isimlerini saymayayım. Medyanın yarısına yakına gitti. Yayınlanmadı. Bitti. Bunu da her kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bazı olaylar bak gün geçtikçe açıklamaya çalışıyorum. Her haber kaynağım benimle mezara gidecek. Her gizli olay mezara gidecek. Ama bazı olaylar bilinsin ki bu belgeler spor medyasının çok önemli bölümünün bizzat mail olarak elden de evden de takdim edildi. Yazan olmadı. Bitti. Evet Atilla abi teşekkürler. Rica ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bugün kahrımı her zaman olduğu gibi çok çektim. Evet. Çok susturdum seni kusura bakma. Estağfurullah Atilla abi. Haftaya yine çarşamba günü aynı saatte görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler. Atilla Tuğçer'le Markaj sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.